Şu an içinde poz vermekte olduğum alan resim sınıfımız. Biz buraya büyük resim diyoruz çünkü burası epey büyük bir yer. Sanatçılar işte burada model çizim denemeleri yapıyorlar ve farklı pozları deniyorlar. Sanatçı karakterlerin sadece şeklini değil, vurguladığı duyguları da resmetmek ister. Genelde bir poz sadece bir dakika alına tutulur. O yüzden genel hatlarıyla ve hızlıca bir çizim yapmanız gerekir. Bu çizim tarzına jestüel çizim diyoruz. Bu yöntem çizimin bütün detaylarını takılmadan arkasında yatan düşünceyi aktarabilecek kadar yansıtılmasının harika bir yoludur. Poz vermek demişken, lambanızın sadece birkaç kontrolle ne kadar fazla sayıda ifadeye sahip olabildiğini görmek umarım etkilemiştir sizi. Şimdi duygulara aksiyon katacağız ve lambanızı zıplatacağız. Sabit dururken birden zıpladığınızda vücudunuzda neler olduğunu düşünün. Önce eğilip aşağı doğru kendinizi sıkıştırıyorsunuz. Sonra da esneyerek zıplıyorsunuz. Lambanız için de bu iki poza ihtiyacımız olacak. Sıkışma ve esneme. Bunun için lambaya kontroller eklememiz gerekiyor ki böylece yeni bir konuma hareket edebilsin. Bunu yapabilmek için de lambanın tabanına döndürücü ve öteleyici şekil değiştirme araçlarını ekleyebiliriz. Şekil değiştirme araçlarını eklerken bir şeye dikkat etmeliyiz. Bunların bazılarında belli bir sıraya göre işlem yapılabiliyor. Bunu böyle anlamanız biraz zor olabilir. Size örnekle göstereyim o yüzden anlatayım. Ötelemeden önce döndürme yaparsak önce döndürüp sonra ötelediğimiz zamankinden farklı bir etki elde ederiz. Bu şekil değiştirme araçlarının sırasını üzerlerine tıklayıp sürükleyerek değiştirebilirsiniz. İşlem sırası işte bu yönde olacak. Bunu kullanan animasyoncular bir pozisyona hareket edip sonra döndürüp kullanıyor. Sonra başka bir pozisyona geçip tekrar döndürücüyü kullanıyor ve böyle devam ediyor. Sonuçta lambayı nereye isterlerse ötelesinler, taban etrafında döndürme yapabiliyorlar. Ama eğer şekil değiştirme araçları yanlış sırada işle e, kullanılırsa yani ötele döndür olursa bir sorunla karşılaşırız. Döndürücü sonucu olan görüntü lambanın ilk pozundan farklı olur. Bunun sebebi lambayı döndürme ekseninden yani tabanın ilk konumundan çıkarmış olmamız. Bu sorunu çözmek için şekil değiştirme araçlarını tam tersi sırada uygularız. İlk olarak lambayı tabanın orijini etrafında döndürüp sonra tabanı hareket ettiririz. Bu şekilde sıraya bağlı olma durumuna değişmeli olmama deniyor. Set ve sahneleme bölümünde bu konuyla ilgili daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Sıradaki alıştırma hedefimiz lambayı istenilen konuma hareket ettirmek ve ardından da istenen pozu vermek için döndürmek. Öteleyici ve döndürücü şekil değiştirme araçlarını hangi sırada kullandığınıza çok dikkat etmelisiniz. İyi eğlenceler. he <laughs> ha